Çözüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CSGO'da nasıl FPS arttırırsınız onu çekeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce yapacağımız işlem odaklanma yardımı. Arama kısmına gelip buraya odaklanma yardımı yazıyorum ve giriyorum. Ardından burada size büyük ihtimalle yalnızca öncelik olacak. Bunu kapalı yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki her şeyi kapatıyorsunuz. Ondan sonra birinci adım tamamlanmış oluyor. Ardından ikinci adıma geçiyoruz ve buradan görev menüsünü açtık arkadaşlar. Başlangıca geliyorum. Ve burada kullanmadığınız arkadaşlar programları kapatın. Mesela ben burada Epic Games'i kapatmışım. İşte Origin'i kapatmışım. Skype'ın devre dışı olmasını istiyorum. Mesela Steam etkinliği işte Steam açılsın istiyorum. Bu bilgisayarınız açıldığı anda açılacak programlar arkadaşlar. Siz burada kullanmadıklarınızı kapatın. Bunlar bayağı bir önem arz ediyor. Ardından üçüncü yöntemimiz Nvidia denetim masasına gelmek arkadaşlar. Nvidia denetim masasına geleceğiz. Burada değişik değişik ayarlamalar yapacağız. İlk başta görüntü ayarlarını önerili yap dedim ve burada size bu şekilde olacak. Burada benim tercihlerimi kullan diyorsunuz ve buradan performansa çekiyoruz arkadaşlar. Tabi görüntüde bozulmalar oluyor. Bayağı bir köşeli falan oluyor ama daha akıcı oluyor. O yüzden bunu yapmamız lazım. Ardından üç ayarların yönetilmesi kısmına geldim. Program ayarı diyorum. Burada ekle diyerek CS'ye buluyorsunuz, hatta göstereyim. Buradan CS'ye geldim. Seçilen programı ekle diyorum. Ardından burada şimdi 900M kalite. Siz bunu yüksek performans alıyorsunuz arkadaşlar. Ardından E-sözsüz örnek optimizasyon kapalı. Trilineer optimizasyon kapalı. Ardından burada güç yönetim modu var. Bu çok önemli. Buradan bunu maksimum performansı tercih ediyorsunuz arkadaşlar. Geldik. Gama düzeltmesi kapalı. Buradan kendi ekran kartınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde bu ayarlamaları da yapıp uygula diyorsunuz. Ardından burada şey var. Nerede? Masaüstü renk ayarları var. Buna geldiğimiz zaman burada dijital bir bezi var. Bu sizde şöyle olacak, 50. Hatta ben düşürdüm, sanki böyle siyah beyaz gibi bir şey oldu. Bunu siz arkadaşlar %100'e veya %80 ile 100 arasında kendinize göre ayarlayın. Ben şimdilik 100 yapacağım. Bu adamların daha iyi gözükmesini falan sağlıyor. O yüzden bu da önemli bir ayar. Bunları yaptıktan sonra Nvidia denetim masasından çıkıyoruz arkadaşlar ve dördüncü yöntemimize geçiyoruz. Buradan Steam'e geldim, kütüphaneye. Buraya CS yazdım, zaten direkt çıktı. Buradan özellikler başlatma seçeneklerini şimdi ayarlayacağız. Şimdi şunu bir alt yapalım. Şimdi burada Frec 165 ekranınızın herzi arkadaşlar. Bunu ya kaç hertz onu yazıyorsunuz. 60 Hz yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Novit videoları falan kapatıyor arkadaşlar. Oyun başladığı zaman falan video çıkıyordu. Onları kapatıyor. Tickrate 128 simerlerin daha düzsüz gitmesini sağlıyor ama bu normal MM sunucularda olmuyor tabii. MM sunucularda 64 tickrate oluyor. Faceit falan girerseniz 128 oluyor. Bu Trace 6 yazmışım burada. İşlem cihazının çekirdeği arkadaşlar. Kaç çekirdeğini kullanmasını istiyorsanız o kadarını yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra başka DirectX 9 var. Onu yazalım. Bu da arkadaşlar DirectX 9'u alıyor. Tabii ben şimdilik yazmayacağım. Bu düşük bütçeli bilgisayarlar için önemli bir ayar. Benim şimdilik yazmama gerek yok. Bunları da yaptıktan sonra buradan çıktım. Oyundaki ayarlamaları yapacağız ama ondan önce bir masaüstü işlerini bitirelim. En son oyundaki ayarlamaları yapalım. Buraya şimdi geldik. Temp yazıyorum arkadaşlar. Depolama ayarları çıkıyor zaten burada. Bekleyelim biraz. Geçici dosyalarda çok bir şey yokmuş ama yine de bakalım. Burada geçici çeşitli dosyalar var arkadaşlar. İndirilenler de gitsin diyorum. Bunları kaldır dedim. Biraz bekliyoruz. Çok da az değilmiş gerçi. Bayağı 6. 3 GB burada yer varmış. Bunların temizlenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Tamam, işte bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu şimdilik ben sizin zamanınızı almamak için daha fazla bekletmeyeceğim. Bu hatta çalışsın. Şimdi buraya çalıştır yazdık. Ardından buraya şu kodu giriyoruz arkadaşlar. Bu kodu zaten açıklama kısmında vereceğim. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamam dedik. Devam dedim. Evet, burada Ctrl A yapıyorum direkt ve Delete kısmına basıyorum arkadaşlar. Çalışanları atladık zaten. Tamam.
Ve ardından geri dönüş kutusundan bunları da boşaltıyoruz arkadaşlar. Boşalttık bunları da. Başka yapacağımız işlem oyun çubuğu var arkadaşlar. Buraya geldik, oyun çubuğu yazdık. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bunu kapatıyorsunuz. Bunu da kapatalım. Bunu yaptıktan sonra bakalım. Gizlilik ayarlarımız var. Hop, yanlış girdim. Evet, gizlilik ayarlarını şimdi geldim burada. Bunları kapat abi. Kapattım, bunların hepsini kapatıyoruz. Ardından burada bakalım başka yapacağımız. Mürekkep oluşturma, bunu kapattık. Bakalım. Etkinlik geçmişi. Kapat abi. Tamam, kapatalım bunu. Tamam, bunu da yaptıktan sonra buradan da çıktık. Arka plana geliyoruz. Arka plan uygulamaları var. Kapatıyoruz abi. Hepsini kapattım. Hepsini kapatıyoruz. Bunu da yaptık. Şimdi güç ayarlamalarına geleceğiz. Güç yazdım direkt zaten. Güç uyku ayarları çıkıyor. Evet, buradan ek güç ayarları kısmına geliyoruz. Sizde dengelidedir büyük ihtimalle bunu. Ya burada oluyor ya da burada direkt oluyor. Burada da olabilir. Yüksek performans olanı işaretliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. FPS'iniz dengelidir çünkü bayağı düşük olur. Donar kasar ama yüksek performansta tüm bilgisayarı yani bayağı bir odaklattırıyor. Yani yüksek performans almanız burada çok önemli. Bunu da yaptıktan sonra şimdi oyundaki ayarlamalara geçebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi oyuna geldik. Burada soldan ayarlar kısmına geldim ve direkt görüntüye geliyorum. Burada parlaklığımız %130'a geldi. Görüntü modu bilgisayar monitörü olacak arkadaşlar. Ben geniş ekranda kullanıyorum. Siz buradan 4:3'e falan kendi ayarınıza yapabilirsiniz. Çözünürlük ben 1920x1080'de kullanıyorum. Görüntü modumuz tam ekran arkadaşlar. Bu sizde pencereli tam ekran falan olabilir. Bunu tam ekran yapın. Dizüstü enerji tasarrufu zaten benim masaüstü ama sizde dizüstü varsa da bunu devre dışı bırakıyorsunuz arkadaşlar. Evrensel gölge kalitesi düşük. Bunların hepsini doku akışı devre dışı. Efekt detayı düşük, shader detayı düşük, oyuncu konstantını attır, düşük olsun, devre dışı olsun. Ha, şimdi burada bir dakika. Ha, çoklu GPU kullanımı etkin. Burada yok diyoruz. Bu devre dışı. İki doğrusal süzme dedik. Bunları da yaptıktan sonra değişiklikleri uygula dedim. Hemen uyguladı. Şimdi bir de BotZ'ye gideceğim. Tabii BotZ'de FPS'im biraz yüksek olabilir. Sadece bir maksimum FPS kaç alıyoruz ona bir bakalım. Özel devam dedim. Tabii video kaydı da alıyorum, onu da biraz FPS'e şey olacaktır, payı olacaktır. Yani üstüne bir 20-30 FPS daha ekleyebilirsiniz. Şuradan çeşitli ayarlamaları yapalım. Hatta bot falan da olmasın. İyice maksimum. Maksimum kaç FPS alabileceksek onu alalım. Şimdi FPS'imiz sabit, onu da şu şekilde FPS max 400'dür diyor. Mesela onu 1000 yaptım. Şurada büyük ihtimal maksimum FPS'i alacağım. Bakın 800-700 arası şu anda alıyorum ama normal map girmedim tabi. Bir de Dust 2'ye falan girelim. Oradan bir de bakalım. Evet, şu anda botlarla bir alıştırma yaptık. Şu an buraya baktığım zaman mesela 500-400, havaya bakarsam 600, yere bakarsam 600. Buralarda 400-300 işte. Bu aralarda gidip geliyor arkadaşlar. FPS'i tabi sabitleyebilirim FPS limit yazarak. Şu şekilde biraz ilerleyelim. Bakın burada mesela 400-500 arası alıyorum. Tünelde çoğalacaktır arkadaşlar beni vurmazsa tabi. Neyse ben şuradan gideyim. Sol alttan FPS'imi görebilirsiniz. Sol üstte de gözüküyor. Bakın burada 500-490. Tünelde 600'e kadar çıkacağını inanıyorum. Şu an 500 değil. Aynen. Buralarda bir 600'ü görüyor. Yukarı bakarsan tabii o artacaktır. Yani bu fark etmiyor tabii çok fazla ama gayet iyi bir FPS alıyoruz. Adamları da hatta bir görelim. Onların da renk ayarının
Neden yaptığımı da göstereyim. Gördüğünüz gibi adamlar daha rahat gözüküyor. Bu şekilde FPS'inizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.